Merhaba izleyicilerimiz. TV6'da bu hafta yapacağımız aşkla ilgili burçların aşkları ne olacak? Bunları sizlere izah edeceğim. Koç burcundan başlıyorum. Koç burcu bu hafta içinde bazı konularda biraz agresif ama kendilerine biraz çeki düzen vermelerini istiyorum. Çünkü partnerlerini üzebilirler, bir müddet ayrı yaşayabilirler. Fakat sonuçta gene tekrar barışacaklar ve çok iyi şeyler olacak hayatlarında. Evliliğe doğru adım atabilirler. Boğa burçları. Bu hafta aşklarıyla ilgili bazı kararlar alabilirler. Evliliğe doğru gidebilirler. Partnerleriyle aralarında bazı sıkıntılar olabilir. Fakat sonuçta iyi bir şekilde evlilik, mutluluk, huzur onları bekliyor diyebileceğim. Yalnız geçmişlerine, geçmişteki aşkları tekrar çıkabilir. Eski partnerleriyle kalmış yerde, bıraktıkları yerde bırakmalarını diliyorum. Çünkü neden? Yeni partnerleriyle daha güzel, daha mutlu olacaklar. Eskileriyle asla dönüş yapmasınlar diyorum. İkizler burcu, şu 2 senedir falan aşk konusunda bazı sıkıntılar yaşadılar ama geçmişte bunlar. Fakat bu Haziran'da 2015'te onların da sıkıntıları oldu ama 7. aydan sonra şanslarında açılmalar oldu. Haziran'da onları çok güzel bir aşk bekliyor. Yeni aşklar, yeni adımlar. Fakat evlilik konusuna gelince evlilikleri 2016-2017 sarkabilir. Fakat aşk konusunda iyi bir aşk yaşayacaklar. Çok mutlu olacaklar. Geçmişteki günlerini asla hayal dahi edemeyecekler. Çünkü çok çok mutlu olacaklar diyorum. Merhaba yengeçler. Yengeçler geçmişten gelen aşklarıyla, geçmişten gelen partnerleriyle barışma olanağı olabilir. Fakat yeni aşklar da bekleyebilir onları. Bu hafta onlarda aşk görmüyorum. Yalnız gelecek günlerde kesinlikle çok güzel bir aşk onları bekliyor diyorum. Ama bu hafta yengeçler biraz şanssız diyebileceğim. Aslan burcu, aşk konusunda çok şanslılar bu sene. Hem de bu hafta. Bu hafta kendi kendilerine karar alabilirler, evlilik kararı alabilirler, yeni aşklar çıkabilir. Yalnız şunu söyleyeyim, aslanlar biraz dikkat edin. Genellikle erkeklere söylüyorum. Aşk konusunda birkaç tane aşk çıkabilir ama bir tanesini tercih ediyorsanız o kalsın yani. Sonunda sıkıntı yaşayabilirsiniz diyorum. Başaklar aşk konusunda bu sene demiyorum, bu hafta diyorum. Biraz ağız alışkanlığı yani bu. Bu hafta başaklara ani bir karar, ani bir şekilde bir aşk onları bekliyor. Bilhassa bulundukları şehirde değil de başka bir şehirde, bir arkadaşlarının grubunda, bir yerde, bir kişiyle tanışma, tanıştırılma, bu şekilde bir aşk onları bekliyor diyorum ben. Başaklara da gözün aydın diyorum, belki ani bir evlilik kararları alabilirler. Teraziler aslında çok iyiler. Fakat aşk konusunda biraz bazı dengesizlikler yapıyorlar. Bu hafta çok dikkat etsinler diyorum. Çünkü neden? Partnerlerini üzebilirler, sıkıntı yaşayabilirler, bir ayrılık yaşayabilirler diyorum. Akrep burcu, her zamanki gibi sevecen, sevgi dolu bir hafta onları bekliyor. Aşk konusunda sevgilileriyle çok iyi şeyler olacak aralarında ve Akrep burcunun güzel bir sürpriz, ani bir karar, bir tatil aşkıyla beraber gidebilir ve evlilik konusunda da bir sürpriz yapabilirler. Yay burcu. Yaylar bu hafta çok iyi şeyler olacak.
yalnız bir yükselme gibi bir şey de görüyorum. İstihaların da görüyorum ama aşk konusu daha ağır basacak onlara. Ama aşk konusunda biraz tedbirli olmaları lazım. Çünkü neden diyeceksiniz? Aşk konusunda bazı sıkıntılar yaşadılar ama şu anda da bu hafta içinde aşk onların yüzüne gülüyor. Hatta başka aşklar da kapılarını tık tık çalabilirler. Oğlak Burcu. Oğlaklar bu hafta biraz sıkıntılı aşk konusunda. Çünkü neden? Bir ayrılma sevgisiyle arasında sıkıntılar olabilir. Fakat bu hafta nasıl anlatsam onlara şunu söyleyebilirim sadece. Bu haftayı yalnız geçirebilirler. Partnerleriyle değil de arkadaşlarıyla geçirebilirler. Aşk konusunda biraz sıkıntı görüyorum oğlaklarda. Merhaba kovalar. Ben de kova burcuyum. Bu hafta ani kararlar, ani hareketlenmeler aşk konusunda olabilir. Çünkü ani bir kararla bir evlilik kararı alabilirsiniz. Fakat aşk konusunda şansınız bu seneye açık olduğu gibi bu haftada, zaten bu haftadan sonra sizlere evlilik görüyorum ben. Balıklar biraz sıkıntı yaşayabilirler bu hafta. Lütfen şunu söylüyorum. Partnerleriyle biraz sıkıntı yaşamasınlar. Hep kendi dedikleri olmasın balıkların. Biraz partnerlerine saygı göstersinler. Sevecen olsunlar. Bu hafta çok güzel bir aralarında diyalog olabilir. Ama hep benim dediğim olsun derse balıklarda bir sıkıntı, ayrılık olabilir.